Efendim bir süredir aktarıyoruz. Narin cinayetinde annesinin ifadesi ortaya çıktı. İlk kez A Haber ekranlarında dinleyeceksiniz. A Haber ekibinden Rüya Akkuş o ifadelere ulaştı. Rüya şu anda telefon attığımızda. Rüya iyi akşamlar. İyi akşamlar Hikmet. Dikkat çeken ifadelerdeki o başlıklar Rüya. Senden dinleyelim. Neler var ifadede? Anne neler söylüyor? Muhtemelen çok önemli sorular da var o ifade içerisinde. Neler var dikkat çeken? Evet, özellikle herkes annenin ne söyleyeceğini merak ediyordu. Çünkü bu kapsamda bilhassa daha önceki itirafçı konumunda bulunan Nevzat'ın anlattıklarından sonra bütün oklar annenin ve amcanın üzerine çevrilmişti. Bu kapsamda aslında anneye şu soruyor. Çocuğunun öldüğünü bilip bilmediği kendisine soruluyor. O da bildiğini söylüyor ama bununla beraber anlattıkları oldukça dikkat çekici elbette. İfade oldukça uzun, önce onu söyleyelim ama en başına itibaren anlatmaktansa en çarpıcı yerlerden bahsetmek belki çok daha doğru olacaktır. Çünkü o gün telefonda Salim Güran'la ne konuştunuz diye soruluyor kendisine. Saat olarak da 20.59 veriliyor. Anne, Salim'le ben konuşmadım. Salim'le hiçbir zaman ben konuşmadım diyor ve hatta arandıysa da Salim'in yanlışlıkla aranmış olabileceğini söylüyor. Buna benzer bir soru birkaç defa anneye yöneltiliyor ve anne daha sonrasında telefonu kendisinin elinden çocukların aldığını, bir arama yapıldıysa da o aramaların çocukları tarafından yapıldığını iddia ediyor. Daha sonrasında yine Salim'le sizin dışınıza telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi mi diye soruluyor. Hayır, gerçekleşmedi, Salim'le ben hiç görüşmedim diyor. Devamında özellikle bu kapsamda daha önceki bazı ifadeler ve yine basına yansıyan bazı iddialar vardı. Anne ile amca arasında bir ilişki olabilir mi şeklinde. Anne bu iddiaları da yalanlıyor. Benim böyle bir adamla bir ilişkim yok ifadesini kullanıyor. Bununla beraber altın çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi elbette ki Salim'in aracındaki DNA'lar. Bunlara ilişkin de bilgi veriyor. Buna dair olarak da anne anlatırken biz ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik diyor. Aslında bu soru sorulurken anneye şöyle soruluyor. Babası Arif Güran'ın da arabasında arama yapılıyor ancak Narin'in bir DNA'sına rastlanmıyor. Buna rağmen neden amca Salim Güran'ın arabasında DNA rastlanıyor? Bunu nasıl açıklayacaksınız? Neden olmuş olabilir diye soruluyor. Anne ise biz ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi diyor. 14 Temmuz tarihinde Berat'ın nişan merasimi için binmiştik. Ama Narin arka koltukta oturuyor diyor. Burada altını çizelim isterseniz. Narin arka koltukta oturmasını söylemesi annesinin önemli. Çünkü DNA'lar ön koltukta bulundu. Bu dikkat çekici unsurlardan bir tanesi. Aracın ön koltuğundaysa anne o gün başka birilerinin oturmakta olduğunu söylüyor ve o aracı da hiç binmediğini söyleyerek de Narin'in de 14 Temmuz tarihinde o araca bir daha hiç binmediğini söylüyor. Bununla beraber Narin kaybolduktan sonra annenin eşi Arif'i aramamış olması dikkat çeken unsurlardan bir tanesiydi. Bu kapsamda neden eşinizi aramadınız diye sorulduğunda anne ben eşimin Batman ilinden döndüğünü ve yolda olduğunu biliyordum. Telaşa düşerse kaza yapar diye kendisine haber vermedim. Eşim döndüğünde kendisine haber vermediğim için bana kızdı diyor. Benzer bir soru bu ifadesinden, bu cümleden biraz daha önce kendisine bir kez daha sorulduğunda hatta eşi Arif'in de yine kendisini aradığını, Narin'in kaybolduğunu neden söylemediğini söyledikten sonra telefonu kapattığını ifade ediyor. Buradaki bu çarpıcı soruyu söylemek, belki okuyarak vermekte fayda var. Çünkü sadece soruyu sorarken şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Nevzat Bahtiyar, itirafçı dediğimiz kişi, ifadesinde kızınız Narin'in cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz anlatın diyor. Anne ise hiçbir bilgim yoktur yanıtını veriyor. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler, iyi arkadaştırlar. Ben onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Ben bu hususu ilk defa jandarmada gözaltına alındığımda öğrendim. Bizim Salim'le ailecek bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum diyor. Yani daha önce basına yansıyan annenin bazı görüntüleri, videoları vardı. Amcasının bir aile dostu olduğunu, ondan kendilerine zarar gelmeyeceğini anlatıyordu. Ama bu kez bu söylemin üzerinde durmuyor anne. Yani amcayı koruyacak ifadeler kullanmıyor. Onun yerine kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum ifadesini kullanıyor. Yine evet. İfade içerisinde annenin, daha doğrusu Narin'in ailesine ait olan battaniyenin nerede olduğu ve Salim'in ailesinden, hanesinden çıktığı ve hatta Narin o battaniyeye sarılıp sarılmadığı konuşulmuştu. Buna dair olarak da ben kimseye bir battaniye vermedim. Ancak olay nedeniyle evime gelen giden çok fazla olduğundan, yani Narin kaybolduktan sonra çok fazla kişinin şehir dışından gelip gitmesinden kaynaklı benim evimdeki battaniye başka bir eve götürülmüşse de benim bundan bilgim yoktur ifadesini kullanıyor. Hemen şöyle
şöyle bir şey söyleyelim. Annenin özellikle Narin öldürülmesiyle ilgili olarak anne ben Narin'i görmedim dedikten sonra sadece şu soruyu soruyor. Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz diye soruyor. Anne ise benim şüphelendiğim kimse yoktur. Kocamın da husumetlisi olup olmadığını bilmiyorum diyor. Nevzat'ın ifadesinde bir detay vardı. Bizim arkadaşlarımız da gün boyunca aslında o alanda neredeyse keşif niteliğinde yayınlar gerçekleştirdiler. Mehmet Geçkel gün boyunca oradaydı. Şöyle bir ifadesi vardı Nevzat'ın. Salim'in kendisine doğru Nevzat hazırlan seninle işimiz var diye bağırdığını beyan etmişti. Sadece de bunu soruyor. Sizin evin konumu Nevzat'ın bulunduğu yere daha yakın olması değerlendirildiğinde. Yani Salim Nevzat'a bağırdıysa sizin evinize daha yakında olacağına göre siz bu seslenmeyi duydunuz mu duymadınız mı diye soruyor. Anne ise ben kesinlikle böyle bir seslenme duymadım. Evde klima vardı, pencere kapalıydı diyerek bu kapsamda duymadığını ifade ediyor. Annenin ifadesinde saat çelişkileri var. Birazdan belki daha detaylı bir şekilde ekrana yansıtınızda evet. Ve üzerinde durulduğunda anlaşılacaktır. Anne daha önce saat 16'da evdeki bir misafir geldiğini belirtmişti. Ancak bu ifadesinde o kişinin Nari'nin saat 15.15'te kurstan gelip patikaya gitmekte ve evinin olduğu tepeye çıktıktan sonra arkadaşlarına el salladığı yöndeki beyan hatırlatılarak Nari'nin eve gelmediğini beyan ettiniz diyor. Annesi bir kez daha 15.15 deyince bu kez savcı buna takılıyor ve şunu söylüyor. Kolluktaki müşteki olarak alan ifadenizde saat 16 sıralarında eve geldiğini beyan etmenize rağmen şu an 15.15'te diyorsunuz eve gelen kişi hakkında. Çelişkiye gideriniz diyor ve anne ifadenin diğer yerlerinde de olduğu gibi benzer bir cümle kurarak şunu söylüyor. Ben saate bakmadığımdan saatleri hatalı söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan o kişinin eve saat kaçta gelip gittiğini bilmiyorum diyor. Anne pek çok şeyi ifadesinde Hikmet. Uyuduğunu söylüyor, saatleri karıştırdığını söylüyor, telefonu kendisinin kullanmadığını söylüyor. Çocuklar benim elimden aldı, onlar kullanmış olabilir diyor. Eşinin niye aramadığını, telaşa kapılmasın diye aramadım diyor. Kendisiyle amca arasında bir ilişki yok olmadığı yönünde bazı yansıyan iddialar vardı. Bunu da reddediyor. Ancak dediğim gibi ifadesinde her ne kadar doğrudan bir sorumlu Narin'i öldüren kişi parmağıyla işaret etmiş olmasa da burada Salim Güren için yani amca için kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum demiş olması da önemli evet. Detaylardan bir tanesi gibi gözüküyor Hikmet. Rüya, şimdi 5 sayfalık bir ifade bu. Sen bunu ilk kez televizyonlarda yayınlıyorsun. İlk kez senin sayende bu ifadeye ulaşabildik. Orada dikkat çeken konular var. Mesela biraz önce sen de değindin. Amca Salim Güran'ın aracında Narin DNA'sının bulunması meselesi. Şimdi bunu çok iyi soruyor. Savcılıktaki sorguya çeken kişi savcıdır muhtemelen. Orada bir detay var. İstersen o detay üzerinden de gidelim. Zira savcılıktaki soruda deniyor ki o detayda. Salim'in arabasının sol ön koltuğunda Narin'in DNA'sına ulaşıldı. Evet. Bunun biliyorsun değil mi diyor. Şimdi Narin'le beraber bir defa amcanın aracına bindiğini söylüyor anne ifadesinde. Ama savcının Narin'in DNA'sını bulduğu yerde çok önemli. Aracın ön yani şoför koltuğunda bulunmuş. Sol ön koltukta dediği yer şoför mahallinde bulunmuş. Dolayısıyla buradaki savcılığın da verdiği bilgi bizim için de çok önemli bir bilgi olarak da karşımıza çıkıyor Rüya. Evet. Şöyle ben doğrudan savcının sorusunu aktararak isterseniz devam edeyim. Salim'e ait beyaz aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Babası Arif Güran'ın arabasında arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim Güran'ın aracında neden çıkmış olabilir? Evet. Soru aslında oldukça güzel bir soru. Yani nasıl açıklayabiliyorsunuz? Sürekli ne yapar bir çocuk? Sürekli babasının arabasına biner. Değil mi? Bir yerden bir yere giderken babası onu alır getirir götürür. Neden babanın aracında değil de bu amcanın aracında ve üstelik de sol ön koltukta çıkıyor. Aslında savcı bunu soruyor. Anne ise biz ailece hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik diyor. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi diyerek 14 Temmuz tarihini işaret ediyor. Bir nişan merasimi olduğunu o günde kendi eşinin yani Arif Güran'ın başka bir ilde olması sebebiyle Salim'in aracına binen kişileri tek tek aktarıyor. Onlardan bir tanesi de Narin. Aracı kimin sürdüğünü de söylüyor. Dolayısıyla Narin sol ön koltukta da oturmuyor. Aracı kullanan bir başka kişi var. Benim kızım da aracın arka koltuğuna bindi diyor. Aracın ön yolcu koltuğundaki ise başka bir kişinin eşinin olduğunu ifade ediyor. Ben diğer isimleri de söylemek istemiyorum açıkçası. Kimseyi zan altına bırakmamak için. Dolayısıyla anne şunu söylüyor. Ben bu araca hiç binmedim. Narin de bunun dışında hiç bu araca binmedi. Fakat
Çok da ilginç. Anne bunu da sorgulamıyor. Yani evet ben bilmedim. Çocuğum da benim sol ön koltukta oturmadı. Arka koltukta oturmuştu. Sahiden neden ön koltukta bu DNA çıktı sorgulamasını anne yapmıyor. Ve hiçbir şekilde de peki kızınızı kim öldürmüş olabilir sorusu da şu kişi öldürmüştür, bu kişi öldürmüştür diyemiyor Hikmet. Evet. Şimdi, ya da demiyor. Evet. Rüya, burada o biraz önce sen de değindin. Tabii akıllardaki soru işaretlerden bir tanesi, amca Salim'le annenin herhangi bir gönül ilişkisi var mı? Yasak aşk var mı? Ama şimdi ekibin sorduğu soru da çok önemli. Çok dikkat çekici bir soru var. İstersen biraz da ondan bahset. Anneye daha önceden, evlenmeden önce Salim'le bir ilişkiniz var mı yok mu diye bir soru soruyor. Biraz da ondan bahset istersen. Annenin ifadesi orada da önemli. Ekipler daha öncesinde soruşturmak istemişler burada. Tabii yani özellikle o bölgede konuşulan pek çok iddialar var. Anne hakkında, Salim Güran amca hakkında. Dolayısıyla savcı bütün bir çerçeve halinde bu soruları yöneltiyor ve biraz da geçmişten alıyor bunu yaparken. Soru şu, Salim'le evlenmeden önce herhangi bir gönül ilişkiniz var mıydı diye soruyor. Anne ise eşi Arif'le evlenmeden, yani nişanlanmadan önce amca Salim'in bir başka kadınla nişanlandığını, Salim nişanlandıktan sonra kendi eşi Arif'in askere gittiğini, sonra Arif'in acemi birinden döndükten sonra da kendisine nişanlandığını söyle ve şöyle bir ifade kullanıyor. Benim mutlu bir ailem vardır. Sonra anne biraz daha aktıktan sonra savcı saatler üzerindeki çelişkiye dikkat çekiyor. Az önce aktarmıştım, saat 16-15-15 çelişkisi. 15-15 çelişkisine annenin vermiş olduğu yanıt yeterli ve tatmin edici gelmiyor ki savcı şunu soruyor. Olay günü 15-15 civarında siz Salim'le bir arada mıydınız? Anne buna hayır değildim. Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde bir başkasının evin önünde olduğunu gördüm. Kendisiyle de bir araya da gelmedik diyor. Yani gördüm ama yan yana gelip konuşmadık manasında tahminen bu cümleyi kuruyor. Bu kez savcı o herkesin merak ettiği soru yöneltiyor. Sizin diyor acaba bu kapsamda amcayla olan bir durumunuzu mu gördü Narin diye soruyor savcı. O da anne şunu söylüyor. Ben kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz. Şimdi buradaki soru ve annenin verdiği cevap ilginç. Çünkü anneye savcı siz Narin'i gördünüz mü diye sormuyor. Anne ise ben kesinlikle Narin'i görmedim diye yanıt veriyor. Ve Salim Güran'la da bir ilişkisi olmayacağını ifade ediyor. O zaman savcı bir kez daha soruyor. Tamam diyor, elimi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz? Bu kez de anne benim şüphelendiğim kimse yoktur diyor. Bir de ben tabii bir yandan da hem telefondan okumaya çalışıyorum ve orada bir ifade var. Onu da aktaralım isterseniz. Battaniyeden bahsettik. Bir de halıların değiştirilmesi mevzusu evet. Vardı. Savcı o halıların değiştirilmesi mevzusunu da soruyor. Anne halıları değiştirmediğini ama eve insanların gelip gitmesi nedeniyle kirlendiğini, 5. ve 6. günde kendi kız kardeşinin de temiz bir halı var mı deyip halıları değiştirdiğini ve hatta o eski kirli halının da evde yıkanmadan durduğunu söylüyor. O evet. Kısmı da böyle geçiştiriyor. Şimdi tabii yani savcıların çok dikkat çeken soruları var. Ben de aynı zamanda senin bize ulaştırdığın o ifadeden bazı yerlere okuyorum Rüya. Mesela savcının bir sorusu var, çok önemli. Biraz da oradan bahsedelim istersen. Diyor ki Salim sizin ev ahırınızın olduğu yerden Nevzat'a sesleniyor. Nevzat gel, bir seninle evet. işimiz var diyor. Savcının çok önemli bir sorusu var. Diyor ki sizin eviniz Nevzat'ın evinden daha yakın. Dolayısıyla Salim'in bağırmasını siz duyabilmiş olmanız lazım. Eğer o saatlerde evdeyseniz duydunuz mu böyle bir şey diyor. Oradaki verilen cevaplar çok önemli. Dinleyelim senden Rüya. Şimdi bu ifade aslında bu söylem ilk etapta Nevzat'ın kendi ifadesinde vardı. Anlattığı ifadesinde diyordu ki Narin'in ailesinin yani anne Yüksel Güran'ın da bulunmuş olduğu o hanenin olduğu yerdeki ahırdan, ahırın olduğu kısımdan Salim'in kendisine doğru Nevzat hazırlan seninle işimiz var diye bağırdığını söylemişti. Sadece da bu beyanı hatırlatarak diyor ki sizin evin konumu Nevzat'ın bulunduğu yere daha yakın. Hani Nevzat bunu duyduysa siz de bunu duymuşsunuzdur demeye getiriyor savcı. Dolayısıyla anneye bunu soruyor. Anne ise ben kesinlikle böyle bir seslenme duymadım diyor. Ben tabii ki bölgeyi bilmiyorum, gitmedim, haneleri görmedim, ahırla evin arasındaki mesafeyi bilmiyorum. Burada kendi yorumu katıyorum ama arkadaşımız Mehmet Geçgel gün boyunca oradaydı. Tahminen onlar böyle bir seslenme varsa
seslenmeyi duyup duyulmayacağını mutlaka daha iyi anlatacaklardır diye düşünüyorum. Anne çünkü evde klima çalışmaktaydı. Pencereler de bu nedenle kapalıydı. Biz saat 5 civarında uyandığımızda her gün o saatlerde klimayı çalıştırarak uyumaktayız. Bu nedenle seslenmeyi duymamış olabilirim diyor. Burada belki daha sonrasında önemli olacak unsurlardan bir tanesi şu olabilir. Biraz çizelge çıkartmak gerekebilir Hikmet. Çünkü çok parçalar halinde ifade. Yani saatler biraz dalgalanıyor. Belki bir anneye çok fazla saat sorulmuş ifade içerisinde. Bir kronoloji çıkartmakta, bir timeline çıkartmakta fayda var. Çünkü anne neredeyse her şeye uyuyarak ve uyuduğunu söyleyerek cevap vermiş. Yani anne sanki günün tamamında uyuyor gibi bu ifadeye göre. Evet. Saat 15.15'te Narin'i görmüştünüz. Yok, o 16'ydı. 16 ise ben uyuyordum, hatırlamıyorum. Yani sürekli böyle geçiyor. Annenin ifadelerinde bir saat çelişkisi var. Dolayısıyla bu soruyu da anne uyuduğunu ve pencerelerin kapalı olduğunu söyleyerek geçiştiriyor diyebiliriz. Evet. Peki o ifadenin geneline baktığında Rüya, annenin tabii bizim açımızdan, yani bunu soruşturan ekipler nasıl sonuçlar çıkarır bilmiyoruz ama bizim açımızdan elimizdeki delillerle beraber bilgiler ışığında çok da bir şey ifade edebiliyor mu? Daha doğrusu soruşturma ilişkin çok yardımcı olacak bilgiler var mı bu ifadede geneline baktığımızda? Yani şöyle, annenin ifadesine şimdi doğrudan hani savcı rolüne üstlenmek, bir hakim rolüne üstlenmek doğru değil. Bu yargılanacak ve suç sabit olmadıkça herkes masum kanunlar önünde. Hani dolayısıyla yok, şu anlamda Rüya, özür dilerim bölüyorum ama şu anlamda. Yani hani bizim de kamuoyu olarak pek çok soru işaretimiz var ya aklımızda. O soru işaretlerine cevap niteliğinde olabilecek herhangi bir açıklama, bilgi yok gibi sanki. Birkaç bilgi var. Mesela yok, hani Nari'nin o araca hiç binmediğini söylemesi çok önemli bir vurgu. Bir defa binmişler ve arka koltukta olmuşlar. Onu söylüyor olması çok önemli bir bilgi en azından. Ama akıllardaki soru işaretlerini giderecek çok büyük bilgiler yok gibi. Ne diyorsun bu konuda? Yok, bir de annenin genel akış itibariyle gününü anlatırken anlatma şekli, tabii ki savcının karşısındaki duygu durumu, hali, tavrı nasıl bilmiyoruz ama bir metinden okuyoruz, düz bir metinden bakıyoruz biz buna. Oradaki metinden baktığımızda yani bana en azından şu bile ilginç gelebiliyor. Narin ölü olarak bulunduğunu biliyorum dedikten hemen sonra neden kocanıza söylemediniz dediğinizde şöyle diyor. Ben aramadım ama diyor, köyden biri kocamı arayıp Narin'in kaybolduğunu söylemiş. Yani İnsan çocuğunu kaybedince ilk kime haber verir, evet, gibi düşünüyor ister istemez. Köyden biri mi acaba Arif'i arayacak, yani kocasını arayacak ve kızının kaybolduğunu söyleyecek. Bunun üzerine kocası arıyor, o da beni aradı, Narin nerede diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim ve kocam telefonu kapattı. Evet. Saat kaçta aradı bilmiyorum diyor. Yani bu diyalogların böyle akıyor olması, olayın böyle yaşanmış olması zaten kafaları karıştırıyor. Evet, peki. Rüya, hatta kalmaya devam edersen çok seviniriz.